Gündemde olan bir iki meselemiz var yine bu çerçevede. Biraz da gündemi değiştirmeye matuf gibi geliyor bana yine. Birincisi bu fezlekeler meselesi. Dokunulmazlıklarla ilgili fezlekeler meselesi. İkincisi de gene bugünlerde çok konuşulan bu HDP'nin kapatılması meselesi. Her iki konu hakkında da kanaatinizi öğrenmek istiyorum. Yani fezlekeler niye bugünlerde gündeme geldi durduk yerde? Ne acelesi var? Diyorlar ki sadece yargılamaya yönelik engeli kaldırmak istiyoruz. Zaten seçime 2 yıl kalmış. Yani yargılama 2 yıl sonra yapılsa ne olur? Bugünden itibaren yargılama başlamakla neyi elde edeceğiz? En fazla bir iki duruşma olur. İkincisi HDP'nin kapatılması çok konuşuluyor. Özellikle hükümetin ortaklarından birisi tarafından da ısrarla takip ediliyor. Sizce fezlekeler ve HDP'nin kapatılmasıyla ilgili ne yaparlar? Kanaatiniz nedir? Gündeme getirilmesinin sebebi hikmeti nedir? Yani esas itibariyle gerilimden beslenen bir siyaset için bunları normal gelişmeler olarak değerlendirmek gerekiyor. Ancak mesela, evet, buyurun. Evet, gerilimden beslenen bir siyaset Evet, diyorsunuz. gerilimden, gerginlikten, iç kavgadan, Çatışmadan. evet, çatışmadan beslenen ve bunu siyasal metot haline getiren bir anlayışın bunları gündeme getirmesi anlaşılır bir şeydir. Ama ben bunun doğrusu bir çok farklı başka planlarla birlikte düşünülmüş olabileceğine ihtimal veriyorum. Bunların başında mesela Gare operasyonu gelir. O operasyonu öncesi muhtemelen birçok plan yapıldı. Birçok proje yapıldı, birçok hesap yapıldı. Belki bu hesaplar arasında erken bir baskın bir seçim de düşünülmüş olabilirdi. Ve dolayısıyla o operasyonun kendileri açısından planlandığı gibi başarılı bir sonuç verseydi, muhtemelen o ortamda HDP'yi de kapatmak daha kolaylaşır ve böylece HDP'siz bir seçime girilebilirdi diye düşünüyorum. Ancak sebepleri tartışılabilir. O operasyonla ilgili farklı düşünüyorum ben birçok boyutuyla. Operasyondan ziyade esas itibariyle planları tutmamış oldu. Yapmak istediklerini yapamadılar. Dolayısıyla HDP'nin kapatılma iddiası ve fezleke meselesi de böylece önem bakımından gerilere doğru düşmeye başladı. Dikkat ederseniz bundan bir ay önce veya 2 ay önce bu tür iddialar çok daha fazla yankı buluyordu. Çok daha fazla da gündem oluşturuyordu. Ama o operasyondan sonra ben doğrusu bunun aşağıya doğru çekildiğini görüyorum. Bir de Gare operasyonuyla birlikte muhalefetin iktidarla artık aynı safta hizalanmadığını gördük. İlk defa, mesela ilk defa böyle kapsamlı bir operasyon olmasına ve bu operasyon sonucunda 13 tane şehit cenazesi gelmesine rağmen muhalefet iktidarın yanında durmadı ve karşısında durdu. Ve esas itibariyle bu önemli bir kırılmadır Türkiye siyaseti açısından. Olumlu değerlendiriyorum ben bunu. Şimdi böyle de baktığımızda bundan sonra iktidarın muhtemelen atacağı hiçbir adım arzu ettikleri gibi olmayacak. Bu nedenle de ben fezlekelerin oylanmasında evet oyu fazla çıksa da toplumun bunu çok da olumlu karşılamayacağını düşünüyorum. Yani bugün itibariyle mesela HDP seçmeni partilerinin yanında duruyor. Çok daha fazla duruyor.
iki ay önceden çok daha fazla. Doğru. Bu hadiseler hatta onların kemikleşmesine sebep. Sebep oldu. Doğru. Ha, kapatılmasına gelince, şimdi yine siz hukuk adamısınız ve bu işlerle yakından ilgilisiniz. Özellikle bu cemaatle ortaya çıkan iltisak kavramı. Meselesini, evet. İltisak kavramı falan. Şimdi HDP PKK ile bütünleştirilerek kapatılacaksa, ya bence onlarla birlikte iktidar partisinin, müttefik partisi MHP'nin, işte diğer yani geçmişte cemaatle birlikte olanların bir şekilde, o zaman hepsinin kapatılması lazım. İltisak sebebiyle. İltisak sebebiyle. Yok, eğer sosyolojik bir taban olarak düşünülüyorsa, diyelim ki iktidar partisinin işte söz konusu cemaatin tabanıyla da ilgili bir çalışması varsa, bir politik çalışması varsa, ilişkisi varsa, tıpkı HDP ile PKK'nın aynı taban üzerinde, aynı sosyolojik taban üzerinde bir faaliyeti varsa, bu kapatılma nedeni değildir. Olamaz da. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani tabanların aynı olması hukuken iltisak noktasında gerekçe gösterilemez. Gerekçe gösterilemez. Evet. Yani iltisak anlamında. Evet. Ama eğer bu gerekçeyle kapatılacaksa Türkiye'de neredeyse kapatılmayacak parti kalmaz. Bu nedenle bu HDP'ye yönelik düşmanca tutum toplum tarafından olumlu karşılanmıyor diye düşünüyorum. Yani bunu sadece Kürtler açısından düşünmemek lazım. Doğru. Yani birçok kesim, ülkenin birçok kesimi HDP'ye oy vermeyen, hatta HDP'ye karşı duruş sergileyen birçok kesim bu uygulamaların farklı amaçlarla yapıldığını, bu amacın iktidarın yeniden işte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir başarı elde etmeye yönelik olduğunu düşünenler çok fazladır. Çok. Bir basit örnek yine vermek istiyorum. Bakın dün sanıyorum siz de baktınız, sosyal medyada vardı, Diyarbakır'da surun tepesine şimdi Sayın Erdoğan'ın fotoğrafı ve yanında da işte Kürtçe biz de seni seviyoruz. Kürtçe. Evet. Şimdi mecliste bilinmeyen bir dil kabul ediliyor. Mahkemelerde bilinmeyen bir dil kabul ediliyor. Dikkat edin. Ama Sayın Erdoğan için yazılınca hiçbir sakıncası olmuyor. Şimdi özgürlük ve insan hakları eylem planını bu çerçevede düşündüğümüzde zaten her şey ortaya çıkıyor. Doğru. Şimdi her şey ortaya çıkıyor. Yani kendilerinin yaptıkları bir başka parti temsilcileri veya lideri tarafından yapıldığında suç, ama kendileri için hiçbir suç olarak görülmüyor. Şimdi Türkiye'de ben şahsen hukukun olmadığı gibi siyasetin de olmadığını düşünüyorum. Maalesef. Yani ben Türkiye'de yapılanların siyaset olduğunu Maalesef. Düşünmüyorum. Maalesef. Bir siyaset oyunu oynanıyor ve topluma ve ülkeye kurulan bir tuzak ve kumpasla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Maalesef. Bizim bu işin arka planını konuşmamız lazım. Siz bu çok gayret gösteriyorsunuz. Gerçekten Türkiye'de gündeme ilişkin çok yoğun olarak tartışmalar yapılıyor ve ne yazık ki muhalefet partileri de tabii politikanın gereği olarak, haklı olarak buna odaklanıyor. Oysa bütün bunlar arka planını kaçırmak içindir. Arka planda neler oluyor? Bir uçak kazası oldu, helikopter kazası oldu. Doğru dürüst tartışılmıyor. Doğru. Yok eskiymiş, yok. Korkuyor herkes. Uymuş. Peki Gare operasyonu oldu. Sonuçları üzerinden
bir değerlendirme yapılmıyor. Türkiye Avrupa Birliği'nden koptu, kendi iradesiyle koptu, uzaklaştı. Bunun tartışması yapılmıyor. Önümüzdeki dönem NATO ile çok ciddi sorunlar yaşanacağı çok açık iken bunlar konuşulmuyor. Peki Türkiye nereye doğru gidiyor? Ben merak ediyorum. Müslüman ülkelerle ilişkileri bozuk. Komşularıyla ilişkileri sorunlu. İşte sözde Rusya ile ilişkiler iyi gösteriliyor ama son günlerde siz takip ediyorsunuz. Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeler bombalanıyor. Rus uçakları tarafından. Ne oluyor? Doğru. Ne oluyor bize, bu ülkeye ne oluyor? Ama bunların hiçbirisi doğru dürüst tartışılmıyor. Hiç bunlar konuşulmuyor, tartışılmıyor. Bunlar değerlendirilmiyor ve iktidarın Sünni gündeminin arkasından koşuyoruz.